Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta gördüğünüz gibi buz adamızız arkadaşlar ve buz adamızda muhteşem şekilde gömülü hazine haritamız var arkadaşlar. Gemideki hazinelere bakmadan önce bu gömülü hazine haritasını bulmamız gerekiyor. Hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar gidelim ve içinden hazineler çıkacak bakalım. Şöyle hızlıca hemen gidersek içinden çıkacak hazineleri bulabiliriz. Bakalım hazine bir dakika şöyle bakacağız. Tamamdır şuradan şu tarafa doğru gitmeye devam. Oo! Geçtik arkadaşlar buradaymış. Aynen şurada bir yerde. Şimdi şuraya kadar gelirsek tam işaretin üzerine geldiğimiz anda duracağız. Evet bakalım bir kez daha tam işaretin üzerindeyiz. Buraları kazmaya başlayalım. Şimdi eğer sandık bulursak arkadaşlar çok güzel bir hazine bulabiliriz. Gömülü hazine haritası arkadaşlar. Bunun sayesinde gömülü hazineyi bulacağız. Evet kürek getirmedik değil mi? Aynen küreğimiz var çok güzel. Demir küreğimiz sayesinde hızlıca kırabiliriz. Tamamdır. Nerede olduğunu bulursak arkadaşlar çok güzel bir şekilde burada taş çıktı karşımıza. Aynen şöyle hız. Oo buldum. Aynen ve tamamdı. Çok güzel bir yerde buldum hem de. Bulduğumuz her şeyi alabiliriz. Tecrübe eksilleri bulduk. TNT'ler bulduk. Alalım arkadaşlar. Koyun çağırma yumurtası, inek çağırma yumurtası, tavuk çağırma yumurtası bulduk. Elmaslar bulduk. iki tane. Oo. Yeni ağaç bulduk. Elma ağacı arkadaşlar. Portakal ağacı, limon ağacı. Gökyüzü tasarımı bulduk. Aha. Saat bulduk donduran saat Meyve suyu yapıcı bulduk arkadaşlar Bardak bulduk iki tane Demir Altın tecrübe eksili Zümrüt Çakmak o üzerimiz doldu O kadar çok şey bulduk ki arkadaşlar üzerimiz doldu Şöyle bir çıkalım bakalım buradan O çok güzel Hemen hızlıca eve doğru gidiyorum arkadaşlar Bu saati denemek istiyorum ve diğer bulduğumuz ağaçlar büyütmek istiyorum Evet Tamamdır çok güzel bir şekilde geldik arkadaşlar Şimdi Buraya kadar gelmeyi başardık. Şu ağaçları hemen bir dikelim bakalım. Gerçekten büyüdüklerinde elma ağacı arkadaşlar. Evet bunlar meyvelerini verecek mi? Aynen deneyelim bakalım. Şöyle bir iki. Şuraya bir. Bir tanesini şuraya iki. O iki tane buraya dikeceğiz. Bunlar büyüdüğü anda arkadaşlar gerçekten meyve veriyorsa çok güzel. Tamamdır. İki tane kaldı arkadaşlar. Onların bir tanesini de şuraya dikelim. Bir tanesini buraya. Evet bunlar büyüyene kadar biz diğer bulduğumuz şeylere bir bakalım. Tecrübe iksiri bulduk. Aynen şu hayvan çağırma yumurta bardak bulduk. Meyve suyunu bunda yapacağız. Meyve suyu yapma malzemesini arkadaşlar şuraya koyalım. Burada büyüdüğü anda bunun içine meyveyi koyup sıkacağız ve meyve suyunu içebileceğiz. Tamamdır. O Büyümeye başladı bile arkadaşlar. Meyveleri çıkmaya başladı ağaçların. Şuna baksanıza. Gerçekten büyüyorlarmış. Eğer büyümezlerse kemik tozuyla biz bunları büyütebiliriz arkadaşlar. Bu ne ağacı merak ediyorum şu anda. Meyveleri büyümeye başladı bile. Aynen meyveler büyüyene kadar şimdi. Başka biz ne bulduk arkadaşlar? TNT bulduk. Uzay blok bulduk. Aynen bununla evimizin çatısını eğer dizersek evimiz çok güzel bir görüntüye ulaşabilir. Aynen şu odamızı arkadaşlar dizelim bakalım. Evet odamızın tamamını bunlarla diziyorum arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde. O iki tane de böyle dizeceğiz şimdi. Burada bu kalsın. Aynen. Şöyle bakalım gerçekten gökyüzü gibi olacak mı? Bunu dizdiğimiz anda eğer gerçekten gökyüzü gibi oluyorsa çok güzel olabilir. Evet, şöyle hızlı bir şekilde. Tamamdır. Oo, arkadaşlar oluyor mu sizce? Şöyle bir bakalım. Aynen şu duvarı şöyle kapatırsak. Aynen bir tane de kazmayla hiç olmadı galiba. Aynen bunun arkadaşlar şöyle uzaktan baktığımız anda gece gibi görünüyor olması lazım ama karanlık olması lazım galiba. Eğer karanlık olursa olabilir. Bura arkadaşlar yatağa yattığımız anda gökyüzü böyle yıldızlar varmış gibi görünen blok. Tamamdır. Çıkalım buradan zamanı durduranı çok merak ediyorum. Evet meyve ağaçlarımız büyümeye devam ediyor. Bunların meyvesinin büyümesini beklerken arkadaşlar biz de zamanı durdurmayı deneyelim bakalım. Zaman durdu arkadaşlar. Şu anda çok yavaş hareket ediyorum ve her şey durdu. Aynen geri canlandıralım. O, Hepsi geri canlandı. Şu arılar havada dursun bakalım. Olamaz. Şuna baksanız arılar durdu. Her şey durdu arkadaşlar. Şu anda zamanı durdurduk. Evet geri canlandıralım. Hatta bir dakika arkadaşlar. TNT'yi tam patlarken durdurursak o zaman de duruyor mu ona bakacağız. Şimdi. Şöyle gelelim. Çakmağımızı alalım arkadaşlar. TNT ile patlatmayı deneyelim. TNT'ler tam patlarken zamanı durduracağız. Evet, şöyle TNT'leri diziyorum. Aynen buraya büyük bir patlama yapacağız. Ve TNT'leri yanındayken biz basıp arkadaşlar uzaklaşınca patlatmayı da deneyelim. Şimdi bunu yaptığımız anda tam patlarken durduracağım. Evet. Oo! Tam patlarken durdurdum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her şey durdu. Evet kar topu havada alabiliyor muyuz? Aynen şu kar topunu almayı deneyelim. Aynen alamıyoruz. Üzerimizde yer var mı arkadaşlar? Şu anda üzerimizde yer yok. Olamaz. Yanlışlıkla galiba hareket ettirdim. Bir TNT patlama sesi geldi. Uzaklaşalım bakalım. Şimdi tekrar çalıştırıyorum arkadaşlar. Ve tekrar durdurdum. O mükemmel bir şey arkadaşlar. Şimdiye kadar gördüğüm en iyi zamanı durdurma. Şuna baksanıza. Zamanı durdurabiliyoruz. TNT'ler arkadaşlar burada donuk şekilde bekliyor. Tekrar çalıştırıyorum. Evet. O bitti. Su bile duruyor. Aynen suyu deneyelim tekrar dondurmayı. Bakın su dondu. Evet o zaman bir dakika üzerimizde su kovası var mı? Üzerimizde su kovası yok Tecrübe iksirlerini atacağız arkadaşlar Tecrübe iksirlerini atarken zamanı durduracağız Evet bir süre atıyorum durmadan Şimdi atarken donduruyorum arkadaşlar Tecrübe iksirini atarken dondurdum Gördüğünüz gibi tecrübeler burada arkadaşlar Bu tam kırılacakken dondu Bunlar da böyle renklendirelim arkadaşlar O zaman ben bunu atarken ileri doğru gidiyordu arkadaşlar Tekrar çalıştırırsam acaba Bakalım Bunlar olduğu yere mi düşecek yoksa ileriye mi düşecek? İleriye doğru düştü. Gerçekten muhteşem bir zaman durdurma. Şimdiye kadar gördüğüm en iyi zaman durdurma arkadaşlar. Çok güzel. Uçakla atlarken arkadaşlar, uçak aşağıya düşerken zamanı durduralım. Evet, şimdi uçakla havaya uçacağız arkadaşlar. Evet, şimdi uçakla uçarken arkadaşlar, hızlı bir şekilde uçak yere düşerken zamanı durduracağız. Biz ama düşeceğiz. İlk önce güzel bir pozisyon alalım şöyle. Evet atlıyorum hazır mısınız? Şimdi O! Dondurmayı başardım arkadaşlar. Kalbimiz bile dondu. Görüyor musunuz şu anda? Bakın kalbimiz bile tam canımız giderken her şey dondu. Tek donmayan şey biziz arkadaşlar. Zamanı dondurduğumuz anda her şey donuyor. Sadece biz hareket edebiliyoruz. Uçağımıza bakalım. Uçak havada kaldı. Şu anda hareket etmiyor. Evet uçaktan atladık çünkü. Uçağı tekrar hareket ettirelim. Ve uçak düşüyor arkadaşlar. Aha. Uçak ileri doğru gidiyor. Şu anda düşmeye devam ediyor. Kayboldu. Uçağımızı bulmamız gerekebilir. Buradan o zaman şöyle atmaya devam edelim bakalım. Şöyle hızlı bir şekilde zıplaya zıplaya atıyorum arkadaşlar. Bir anda donduracağız. Hazır mısınız? Evet. Şöyle hızlıca atıyorum. Oo. Bir tanesi havada kaldı. Bunları toplayabiliyoruz. Arkadaşlar tecrübeleri şu an toplayabiliyorum. Aynen donduğumuz anda tecrübeleri toplayabiliyoruz. Bakın eşya toplayamıyoruz ama tecrübelerin hepsini şu anda topluyorum. Aynen çok güzel. Tekrar çalıştıralım. Şu havadaki düşecek mi ona bakalım. Aynen bu. Ve o da düştü. Başka nasıl zamanı durdurabiliriz arkadaşlar? Yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarda arkadaşlar gelen şekilde zamanı durdurabiliriz. Benim aklıma şu anda uçaktan atlarken dondurmak, tecrübe x'ı atarken ve TNT ile patlatırken dondurmak geldi arkadaşlar. Ve TNT patlarken dondurması gerçekten en güzeli. Başka şekilde de dondurabiliriz arkadaşlar. Meyveler olmaya devam ediyorum. Bakalım bir. Aha, bu armut değil. Bakın arkadaşlar elmaymış. Alalım. Evet, elmayı şimdi. Elmayı arkadaşlar şunun içine koyarsak. O elmayı böyle sıkacağız. Tamamdır. Buna da bardağı dolduracağız arkadaşlar. Çok güzel. Artık bir tane elma suyumuz var bardakta. Bunu içebiliriz. Hemen içelim. Meyveler oldukça arkadaşlar şuradan şu kirazlardan alalım. Evet kiraz aldık. Şimdi gördüğünüz gibi burada kirazımız var arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde bunu koyacağız. Bunu bardağa koyduğumuz anda ilk önce kapatacağız. Evet bir taneden olmuyor arkadaşlar. Daha fazla koymamız gerekiyor. Aynen bundan 2-3 tane koyacağız. Evet iki tane daha koymayı deniyorum şu anda. 2 3 Aynen iki tane koymamız yetiyormuş bakın. İki taneyi koyduğumuz anda meyve suyunu aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi vişne meyve suyu arkadaşlar içebiliriz. Evet. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde buz adamımızı geliştirmeye devam ediyoruz. Ve muhteşem şekilde arkadaşlar yeni hazineler bulmaya devam ediyoruz. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.